Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi saat 12.30. Dükkandan çıktım, yemeğe gidiyorum babamın yanına. Bu süre zarfında da motorda ufak bir değişikliğe gittik. Emiş kısmında, yani hava fitesi ve karbüratör kısmında. Biliyorsunuz benim motorum, kullananlar bilir yani, kullanan birkaç arkadaşım da oldu. Yani en son gazdayken, yani gaz kolu en dipteyken boğuluyor makine, gitmiyordu. Bunun sebebini çözmek için biraz arayışa girdim. Birkaç deneme yaptım. Bunları anlatacağım size. Öncelikle arkadaşlar, bu motorlarda emiş kısmından vakumla benzin çekiyor. Onu bir iptal ettik. Bir şey değişmedi. Değişmediği için de bu sefer hava filtre kısmına bakmaya başladık. Bunların hava fitesi, ya şöyle, hava fitesini iptal edip denedim. Bu sefer gaz yemeye başladı. Dedim ki büyük bir ihtimal motor hava çekemiyor. Çok fazla benzin gönderiyor, makine boğuluyor. Böyle olduğunu düşündüm. Hava fitesini söktüm bu sefer de. Hava fitesini söktüm ama gene aynısını yapmaya başladı. Bu sefer de hava fite hortumundan şüphelendim. Hortumun ucu biraz geniş, genişten böyle dara doğru gidiyor. Galiba onda sıkıntı var dedim. Onu söktüm, oraya bir daha geniş bir boru hallettim. Bu sefer o şeyi çözdük. Bak en sonda. Bu sefer de sanki performansı düştü gibi geldi. Şimdi maddi durumu birazcık toparlayınca daha büyük bir karbüratör alıp denemek istiyorum. Yani şu an üstünde 24 milim karbüratör var. Ben tahminimce bir 26-28 milim falan takıp deneyeceğim. O sefer yakıtımız artar elbet. Ama zaten yakıtı ben çok umursamıyorum. Yaksın, önemli değil yani. Evet, şimdi lastik havalarımızı ayarlayalım. İnik varsa bunlar top speed'imizi düşürecek unsurlar. Şimdi şöyle dalgayı basıyoruz. Evet, düşmüş. Gazlarken bunlara dikkat edin abi işte. Arkadaymış gene aynı şeyde. Ya inmesinin sebebi de yanaklardan dolayı. Yanak olduğu için kaçırıyor ufaktan. Ama çok ıktan yani. Evet, şimdi çıkalım bir gazlayalım bakalım ne diyecek. Az önce de birisi aradı. Bu benim, ben motoru ilana koydum bu arada. Keyfi olarak satmak istiyorum. Satarsam değişik projelerim var. Öyle bir şey yapmak istiyorum. Satılmazsa da bineceğim zaten. Birisi yazmış. Birisi aradı işte. Sorduk. Motorun çok güzel falan filan. Ya şey yaptı yani, bilgi alma amaçlı aradı büyük ihtimal, çünkü belliydi. Gene fena rüzgar var.
gene trafik var. Evet, Dizon. Yeni rekor Dizon arkadaşlar. Kamerada ne kadar çıktı bilmiyorum. Çünkü bayağı yatmak zorunda kaldım. Ama 110. Abi gayet normal. Yani 50'lik bir motor düşünün. Ya şimdi şöyle arkadaşlar, 50'lik bir motor düşünün. Tamam mı? Bu motor fabrikasyon yaptığı hız belli. Siz ne kadar motora yükselseniz de yükseltin, şanzıman grubu buna yetmiyor. Yani şu an mesela 17'ye 49 dişli olmasına rağmen yürümüyor motor. Yani motor şu an en limitlerde 110 yapıyor. Motor oldu ya. Mermi. Evet arkadaşlar, bugün birazcık fazla top speed yaptık. Bugün biraz fazla limitlerde gezdik. Ya şey çok diyen oluyor, crank mevzusunda. Abi crank orijinal crank. Crank'a hiç müdahale etmedik. Ama crank konusunda kafamda bir plan var ama tam emin değilim. Bunun sebebi orijinal crank'ın stroke boyu, yani stroke mesafesi 41.4 diye hatırlıyorum. 41.5 da olabilir. Crank kolunun uzaması silindir hacmini büyütüyor. Yani şöyle söyleyeyim, 41.4 iken 52 milim pistonu taktığınız zaman 93 cc geliyorsa, 44 milim krangı koyduğunuz zaman bu sefer oluyor size 98 cc falan. Motorda zaten şu an yapılabilecek her şey var. Krangı da koymayı planlıyorum ama daha belli değil.
Belki 52 nokta, benim şu an motorda 52 milim piston var. Belki bir 52.4 yaparız ama bütçe olarak o 52.4'te sadece Narako'nun silinir piston seti var. O da birazcık daha tuzlu 52 milime göre. Ya 0.4 milim çok büyük bir artısı olmaz zaten. Çok bir artısı olmasını beklemeyeceğiz yani. Boşuna yani. 52 milim daha uygun, daha hesaplı. Bu arada galiba bizim kullandığımız piston forged piston. Çünkü ikisinin ya yani CNC'de yapılan bir piston, diğeri dökme alüminyum. Yani yan yana böyle görsellerini koyduğunuz zaman zaten anlıyorsunuz. Birisi çok pürüzlü böyle. Birisi böyle çok pürüzsüz, yani tornada işlenmiş gibi. Biz bu tornada işlenen pistonlara forged piston diyoruz. Güçlendirilmiş piston. Evet beyler, o zaman videomuzun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Bu arada motorun detaylı incelemesini çok yakın bir vakitte çekeceğim. Bunun için gerekli ekipmanları toplamayı bekliyordum. İşte mikrofon olsun, tripod olsun, bunları toplamayı şey yaptım yani, bunları toplamakla uğraştım birazcık. Çünkü güzel bir çekim yapmak istiyorum. Çünkü anlatılacak çok mevzu var. Çünkü bir de uzun süreli kullandığım için motorun artılarını, eksilerini, avantajlarını, dezavantajlarını, neler sorunla karşılaşabilirsiniz, kronik sorunları neler, bunların hepsini size bir videoda anlatacağım detaylı bir şekilde motorun başında. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.